Şehirleşmede artış, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri, şehirlerde yaşayan nüfusun sayısındaki artıştır. İnsanlık tarihinde şehirler, sosyal, siyasal ve iktisadi olarak daima önemli olmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi devrimiyle birlikte insanlar kırsal bölgeleri terk edip şehirlere yerleşmeye başlamışlardır. 1800'lü yıllarda kentli nüfus 30 milyondan daha azken 1850-1900 yılları arasında 20 bin ve daha fazla nüfuslu kentlerde yaşayanların oranı %9.2'ye çıkmıştır. Fakat asıl olarak şehirleşme, içinde bulunduğumuz yüzyılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artış günümüzde de devam etmektedir. Yapılan araştırmalar, 6.9 milyarlık dünya nüfusunun 3 milyar 454 milyonunun şehirlerde yaşadığını göstermektedir. Önceki yüzyıllarda rastlanmayan bu durum, hadislerde bildirildiği gibi bir ahir zaman alameti olarak günümüzde gerçekleşmektedir. Ey Enes! İnsanlar şehirleşecekler, o şehirlerden bazılarına Basra ve Kusayre denilecek. Şehirlerin sayılarının çokluğu, metropolis, megapolis gibi nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin varlığı, yüksek binalar, çarşılar, oyun alanları, parklar ve bahçelerden oluşan mimari planlarıyla günümüz şehirleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemdeki şehirlerden çok farklıdır. Ancak Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce günümüz şehirleri hakkında bilgiler vermiş ve şehirleşmenin çok olacağını bildirerek zamanımıza işaret etmiştir. Böylece bu ahir zaman alameti de tam Peygamberimizin haber verdiği şekilde günümüzde gerçekleşmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde estetik ve güzellik hayatın her alanına yayılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Kur'an ahlakını uygulama konusundaki kararlılığıyla temizlik ve estetik anlayışını mimari yapılara da yansıtacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde mimari yapılar ihtişamlı olacak, şehirler estetik bir görünüme bürünecektir. Kıyam edecek, kaim olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam Ali'nin soyundandır. O, bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Alemde viran bir yer kalmayacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam her yeri onaracak, abad edecek, mamur ve şen edecek. Dünya yepyeni bir medeniyet çağına girecek. İnşallah. İnşallah. Bilimde, sanatta, estetikte, her yönde. İnşallah. Huzur, güven, barış, iyilikler, güzellikler bütün dünyayı kaplayacak. İnşallah. Deccal'in pisliğini, Deccal'in rezilliğini dünya bütün açıklığıyla gördü. Şimdi de Mehdiyet'in ışığını, temizliğini ve sıcaklığını görecekler. İnşallah. Aradaki kıyası yapacaklar. Aman Allah'ım diyecekler. Biz cehennemin içindeymiş diyecekler. Hayat varmış, dünya varmış. Elhamdülillah diyecekler. Yani arada muazzam fark olduğunu görecekler. O muazzam farkı göstermek için Cenab-ı Allah bu imkanı meydana getiriyor.